Merhaba sevgili öğrencilerimiz. 4. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. yazı sınavı hazırlık soruları çözmeye başlayacağız. Evet, sorularımıza başlayalım. 1. sorumuza bakalım öncelikle. Ne diyor 1. sorumuz bize? 155 sayısı en yakın yüzdeye yuvarlandığında A sayısı en yakın onluğa yuvarlandığında B sayısı elde ediliyor. A artı B nedir demiş. Şimdi A ve B sayılarını bulalım. A sayısı neymiş, B sayısı neymiş? Sayımız nedir? 155. 155'i neye yuvarlayacağız? Öncelikle yüzlüğe yuvarlayacağız. Yüzler basamağı nedir? Yüzler basamağı nedir? Tabii ki 1. Birin sağına bakacağız. Birin sağında kim var? 5. 5 ve 5'ten büyükse 1'i 1 artıracağız. A sayımız 200 olacak. Şimdi ise onluğa yuvarlayacağız. Bu da B sayısı oluyor. Evet, onlar basamağına bakalım. Yani onlar basamağına ne yapıyoruz? Bakıyoruz. Şimdi basamağımız onlar basamağı. Onlar basamağının sağında 5 var. 5 ve 5'ten büyük olduğunda onlar basamağını 1 artıracağız. 160 oluyor. Toplarsak bunun cevabı 360 olacak. Yani cevabımız nedir? C seçeneği. 2. 502 sayısının 4 katının yarısının 125 eksi olan sayı nedir demiş. Şimdi 502'nin 4 katı. 4 ile çarp bunu. 4 ile çarpıyoruz. 4 katının yarısını alacağız. 2'ye böleceğiz. 125 eksiğini alacağız. Evet. O zaman hemen bölelim. 4'ü 2'ye bölersek 2 yapıyor. 2 ile de 502'yi çarparsak 1004 yapıyor. 1004'ten de 125'i çıkaracağız. 6 6 çıkarma yapabilirsiniz. Evet, 6 6 ne yapıyorsunuz? Çıkarma yapmanız gerekiyorsa yapın. Yani 1004'ten 125'i çıkarın. Aynı basamaklar 6 6 gelecek. 4'ten 5 çıkmaz. 14'ten 5 çıkarsa 9. Burada kaldı 9. 9'dan 2 çıktı 7. Burada kaldı 9. 9'dan 1 çıktı 8. Burada da 0 kaldı. Yani 879 oldu. Burada yapmamız gereken şey ne? Onu hatırlatalım. Şimdi buradaki 1 gitti. Burada 0 kaldı. 10 oldu. 10'dan bir tane verdik. Burada 9 kaldı. Burada 9 kaldı. Burada da burası da 14 oldu. Yani bu şekilde ne yapıyoruz? Aşağıdaki basamaklardan kurtulmuş oluyoruz. Evet, ne oldu? Buradaki basamağımız artık 14 oldu. Sonra da normal şu çıkarmayı ayıralım. Bu çıkarma işlemini yapıyorsunuz. Buradan cevabımız D seçeneği 879 çıkıyor. 3. Sınıfımızda 26 öğrenci vardır. Kızlar ve erkeklerden 4 kızlar erkeklerden 4 kişi fazladır. Sınıfımızda kaç kız öğrenci vardır demiş. Kız, erkek. Toplam 26 kişi olacak. Kızlar daha fazlaymış erkeklerden. 26'dan 4'ü çıkarın. 22. 22'yi 2'ye bölün. 11. Nedir bu? Erkeklerin sayısı. Kızların sayısı 4 fazlaydı bundan. Kızların sayısı da 15 yaptı. Evet. Bize sorulan şey kaç kız öğrenci var? 15 tane cevabımız D seçeneği. Dört, bir kavanozdaki 88 şekerin 8'de 5'ini yersem geriye kaç şeker kalır demiş. 8'de 5'ini yersek 5 bölü 8'ini yedik. Yersek tamamı 8 bölü 8, 3 bölü 8'i kalır. 3 bölü 8'ini bulacağız kimin? 88'in. Bu nedir? Kalan. O zaman 88'i niye veriyoruz? 8'e 3 bölü 8'ini alacağız. Düzeltelim bunu. 8'e bölersek 11 yapıyor. 11 ile de 3'ü çarparsak 33 şekeri kalmış oluyor. Cevabımız C. 4. 4 saatin diyor. 2 bölü 8'i kaç dakikadır? O zaman dakikaya çevirelim. 4 saat.
4 çarpı 60'tan 240 dakika yapıyor. 240 dakikanın kaçta kaçını bulacağız? 2 bölü 8'ini. 240'ı yazdık. 8'de 2'sini alalım. 8'de 2'si ne yapıyor? Evet. 240'ı 8'e bölersek, 24'ü 8'e bölersek 3 yani 30. 30'a da 2 çarptık. 60 yaptım. 60 dakika yani cevabımız B seçeneği. Geçelim. 6. sorumuz. Aşağıdaki kesirlerin kesir sıralamalarının hangisi doğrudur demiş. Şimdi baktığımız zaman birinciye bakalım. Paydalar aynıysa payı büyük olan daha büyük olur. Payı büyük mü? 1-2'den büyük mü? Hayır değil. Dolayısıyla bu gitti. Şimdi bakalım. Paydalar aynı. O zaman paydası küçük olan daha büyüktür. 4, 5'ten küçük o zaman daha büyük olması lazım. Sıralama yine küçük olan daha büyük olacak. Dolayısıyla bu da yanlış olmuş oldum. Geçelim buna. C'ye. Paydalar aynı. O zaman payı büyük olan daha büyük. Bakalım payı büyük olan 3, 4'ten büyük değildir. Burada ne var? Yanlışlık var. Dolayısıyla sıralamayı burada bozmuş. Dolayısıyla 4'ü buraya almamız lazım ama yanlış olmuş. O yüzden bu da gitti. Bakalım. Paydalar aynı. Payı büyük olan daha büyük. 6 büyüktür 5. O da büyüktür 4. O da büyüktür 2. Ve dolayısıyla bu işlem doğru olmuş oluyor. Yani cevabımız D seçeneği. Yukarıdaki saate göre diyor. 2 saat önce saat öğleden sonra kaçı göstermektedir diyor. 2 saat önce. 2 saat önce saat nereye gelecek? Tabii ki saatimiz 9 iken 8, 7'ye gelecek. Öğleden nedir? Sonra. Şu an saatimiz 7. 7'ye 12 ekleyeceğiz. Öğleden sonra için ne yapıyoruz? 12'den sonra saymaya başlıyoruz. 12'den sonra 12'ye ne yapacağız? 12.00'a 7.00 ekleyeceğiz. O zaman 19.00 yapacak saatimiz C. Öğleden sonra için 12 ekliyorsunuz. Öğleden önce için bir şey eklemiyorsunuz. Bir bölme işleminde diyor, bölen 25, bölüm 12, kalan 7 ise bölünen sayı nedir? Hemen bölmeyi yapalım. Evet, bölünen sayıyı bilmiyoruz. Bölünen sayı, yani sayımız ne olsun? A sayısı 25'e bölünmüş, bölüm 12, kalan ise 7. Şimdi hemen A sayısını bulalım. Evet, ne yapıyoruz? Bölüm ile böleni çarpıyoruz. 12 ile 25'i çarpıyoruz. Kalan ekleyeceğiz. Kalanımız ne? 7. Ekleyelim. 12 ile 25'i çarparsak ne yapacak? 300. 7 eklersek 307 yapacak değerimiz. O da C seçeneği. Şimdi yukarıdaki diyor toplama işlemi göre ABC kaçtır demiş. ABC toplamı. Bakalım nasıl bir toplama işlemi var. Bir bakalım. Evet, 9. sorudayız. Toplama işlemine bir bakalım. Evet, 0'la ne yapmış? C'yi toplamış 7 o zaman. C'miz ne olacak bizim? 7. Sıfırla B'yi toplamış. O da 7 yapmış. O zaman bu da 7 yapacak. A ile 0 ile neyi toplarsa 8 yapar? 8'i. O zaman ABC sayımız neymiş? ABC sayımız 877'ymiş. Bunları toplayacağız ABC. 8, 7. 7'yi toplayacağız. 8, 7, 15. 7 daha. Ne demiş? Ha, bir de ne varmış burada? Ha, çıkarma işlemiymiş bu. Ne işlemiymiş? Çıkarma işlemi. Yeniden başlayalım. Çıkarma olduğu için çıkaracağız. Neymiş bu? Çıkarma işlemi. Şimdi sıfırdan C çıkmaz. Komşuya gittik. Burada da yok. Burada da yok. Yani ne yaptık? Bir bakalım şöyle. Sıfırdan C çıkmaz. Komşuya gittik. Komşuya gittik. 5'e kadar geldik. O zaman 5'ten alalım.
5'ten buraya verdik. Buradan da diğerine, buradan da diğerine verdik. Burada 4 kaldı. Burada 9 kaldı. Burada da ne yaptı? 10. Buraya da bir onluk verdik. Evet, 10'dan kaç çıkarsa şey kalır, 7 kalır, 3. Yani demek ki burası neymiş? 3'müş. 9'dan kaç çıkarsa 7 kalır, 2. 4'ten kaç, nedir bu? Evet, tekrar yapalım. Kaç basamak varmış? Şurasını gitti. Burada 4 kaldı, burada 9 kaldı. Burada da 9 kaldı. Burada ise 10 oldu. Şimdi 10'dan kaç çıkarsa 7 kalır, 3. Yani C'miz 3. 9'dan kaç çıkarsa 2, 7 kalır, 2. B'miz 2. Dokuzdan kaç çıkarsa 8 kalır, 2. Dört tane aşağı. Yani ABC sayımız ne yapmış biliyor musunuz? 223 yapmış. O zaman 2 artı 2 artı 3. Nedir? 7 mi yapıyor? Demek ki yine bir hata oldu. O zaman tekrar şey yapalım, düzeltelim. Evet, ne yapıyoruz? Şunu biraz daha büyük yazalım, görün diye. Burada da ABC ne yapmış? 4877. Şimdi sayılarımızı verelim. Evet, 5'i sildik, burada 4 kaldı. 10'un 9, burası 9, burası da 10 oldu. 10'dan 3 çıkarsa 7 kaldı. 9'dan 2 çıkarsa 7 kaldı. Burada 9 kalmış. Az önce 8 yazmıştık. 9'dan 1 çıkarsa 8 kaldı. Burası da 4 aynen aşağı. O zaman 1, 2, 3'ün toplamını sormuş bize. O da 6 yapıyor. Yani cevabımız 6 diye. En küçüğü 100 olan ardışık 5 çift doğal sayının toplamı kaçtır demiş. En küçüğü 100 ardışık 5 çift sayı kimdir onlar? 100, 102, 104, 106, bir de 108. Bunları toplayacağız. 100, 200, 300, 400, 500. 500'ümüz var. 2, 4 daha 6, 6 daha 12, 8 daha 20, 520 yapıyor. Yani cevabımız net. Önce yüzükleri toplayın, sonra diğer birlikleri toplayın. 520 değerimiz. Yukarıdaki geometrik şekillerin hangisinin simetri doğrusu daha farklıdır demiş. Şimdi simetri doğrularını çizelim biz bunların. Nedir simetri doğruları? Karede köşegenler simetrik. Bir tane bu var. 2. Ortadan da bölüyor 3. Yukarıdan da bölüyor 4. 4 tane var. Kaç tane varmış? 4 tane simetri doğrusu var. Dikdörtgende nedir? Ortadan bölüyor. Sadece 2 tane var. Karenin simetrisi daha bakalım hangisi var? Üçgende simetri ise sadece bir tane var. Nereden bölüyor? Köşeden bölüyor. Başka da yok yani üçgende. Acaba düzgün altıgende kaç tane var? 1 2, 3 tane var. Başka var mı? Düzgün altıgende yukarıdan bölen etti 4. Başka bölen var mı? Buradan bölen var. 5, ortadan bölüyor. 6 tane, buradan da bölüyor 6. Evet, 6 tane var. O zaman 4. şeklimizin cevabımız 4 olacak. Çünkü bunun 6 tane simetri doğrusu var. Bunun 1 tane var. Bunun 2 tane var. Bunun da 4 tane simetri doğrusu var.
Yani cevabımız nedir? D. 12. 1 tam 2 bölü 5 tam sayılı kesrinin şekli gösterişi nedir demiş. Şimdi bir tane tam var. Bir tane tam var. Bir tamın 5'te 2'sini alacağız. Bir tam 5'te 2 değil bu. 1 bölü 2. Bir tam 3 bölü 4 bu. Bir tam 5 bölü 2, 2 bölü 5 bu. Doğru yani. Bir tam nedir? 2 bölü 5. Evet, şimdi bize dediği için bir tane tam alıyoruz. Bir tane tamımız bu. Bir tam, burada da 2 bölü 5 var. Dolayısıyla çektiğimiz ne yapıyor? Bir tam 2 bölü 5 gösterimi D seçeneği oluyor. Burada bir tam var, burada burada da yarımlar almış. Bir tam yapıyor, 2 yarım bir tam. Burası ne yapıyor? 2 yapıyor, hepsi tarandığı için. Burası 1, burası da 3 bölü 4. Yani 1 tam 3 bölü 4 yapıyor. Burası 5'i de alındığı için 1 tam yapıyor. Burası da 5'te 2 salındığı için 2 bölü 5 yapıyor. Fakat 1 tam dediği için 1. tamı bölmesine gerek yok. O yüzden cevabımız D seçeneği olacak. Yani verilen ifadeye göre. C de olabilir aslında ama soruda 1 tam olduğu için 1 tamı bölmüyoruz. O yüzden gösterim şekli D. Bir bidon su dolu iken diyor 20 kilogram, boş iken 4 kilogram geliyor. Bidon yarısına kadar su dolu iken kaç gram gelir demiş. Şimdi bidonumuz neymiş? Dolu iken su artı bidonun kendi ağırlığı. Boş iken 4 kilogram. Boş iken kendi ağırlığı 4. O zaman suyu bulalım. Su. 20'den 4'ü çıkarırsak 16 kilogram. Su. Tamamı suyla dolu. Bunun yarısı doluymuş suyla. Suyun yarısını alacağız. 16'nın yarısını aldık. 8 kilogram suyla dolu bidon. Peki buna bir de ne ekleyeceğiz? Bidonun kendi ağırlığı neymiş? 4 kilogrammış. 4 kilogram eklersek bidonun kendi ağırlığını 12 kilogram yapacak. O da 1200 gram yapacak. Yani cevabımız C seçeneği. 1 kilogram 1000 gram yapıyor. Onu bilin. 14 sayı doğrusunda 3 ve 4 arası birbirine eş parçalara bölünmüştür. 3 tam 2 bölü 6 kesrinde hangi noktada karşılık gelir demiş. 3 tane tam alacağız. Şimdi 3 tane tam aldık. Nereden aldık? 3 tane tam buraya kadar geldik sıfırdan. Nedir? Şöyle şuraya bir yere sıfır deyin. Sıfırdan 3 bölü 6'ya kadar ne yaptık? Geldik. 3 tama kadar geldik. 2 bölü 6'ya alacağız. Yani 6 parçaya bölük 2'sini alacağız. Kaç parça var bir bakalım şurada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça. 2 parça. Buraya kadar geleceğiz. Gelelim o zaman buradan buraya kadar. Nedir bu? 2 bölü 6. O zaman burası da 3 tam. O zaman ne oluyor bizim 3 tam 2 bölü 6'mız? L noktası oluyor. 15. Yukarıdaki şekilde E, B, C noktaları aynı doğru üzerindedir demiş. Verilenlere göre A, B, C açısı kaç derecedir demiş. Şimdi doğru açı 180 dereceydi, onu bileceksiniz. Doğru açı kaç derece? 180 derece. Burada da tamamı 180 derece doğru açı. Kaç derece? 180. 90'a var. Soru işareti kısmı bulacağız. Şimdi 90 derece ile 58 dereceyi toplayın. 148 derece yapacak. 180'den de 148'i çıkarın. 32 derece ne yapacak? Bizim soru işaretli açımız yapacak. Yani burası da 32 derece olacak. Cevabımız A seçeneği. 16. Yukarıdaki şekilde A açısı kaç derecedir demiş. Şimdi 130 doğru açı 180 derece olduğu için 50 derece kaldım. Neymiş bu? 50 derece. Dolayısıyla 45 ile
Şeyi toplayalım, şuraya tekrar düzgün ili yazalım. Derece ile 45 dereceyi toplayalım. Ne yaptı? 95 derece. Üçgenin iç açıları toplamı 80 derece. Bunları çıkaralım. Soru işaretli açıyı bulalım. Soru işaretli açımız 180'den neyi çıkaracağız? 95'i çıkarırsak 95 düzeltelim orayı. 85 derece yapacak. Yani cevabımız C. 17. Yukarıdaki örüntüde bir kural vardır. Bu kurala göre 4. adımda diyor. Örüntüyü hangi şekil takip etmelidir? Bakalım nasıl bir kural varmış. Örüntüdeki kuralları işleyelim de. Yalnız ne oluyor buna ya? Evet, birinci adımda aşağıdan bir tane, sonra yukarıya geçmiş ikinci adımdaki, sonra ileri doğru gitmiş. Sonra da aşağı doğru gelecek herhalde. Nereye doğru gelecek? Aşağı doğru C olacak. Yani nasıl bir kural var? Şöyle gidiyor. Böyle takip ediyor. Yani o zaman ne yapacak? Burası, burası, burası. En sonunda da tabii ki neresi olacak? Bir aşağıya doğru gidiyor. Yukarıdan aşağı doğru burası olacak. Yani cevabımız C seçeneği olacak. 18. Yanındaki şeklin verilen simetri eksenine göre simetri aşağıdakini hangisi demiş. Şimdi simetriğine baktığımızda simetriğini çizdiğimizde aynaya göre simetriğini çizelim. Bakalım nasıl bir şekil olacak. Yani aynen şu şekilde olacak. Bu ikisi gelecek buraya. Ucuna da bu gelecek. Sonra da bu ucuna ne yapıyoruz? Bunları ekleyeceğiz. Bu şekilde olacak. Bunun da ucuna tabii ki bu şekilde bir şekil olacak. O zaman bakalım bu simetrisi neymiş? Evet, yön aşağı doğru olduğu için yukarı olanlar gidiyor zaten. Bu gidiyor, bu da gidiyor. Aşağı doğru takla atmış. 1, 2, 3, 1, 2, 2, 2. 1, 2, 2, 2 bu şekilde ne yapıyor? Cevabımız C seçeneği çıkıyor. Simetrisi bu. Yukarıdaki sayı doğrusuna AB noktanın karşılık gelen kese sayıları sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir demiş. Şimdi kaç parçaya bölmüş şunları bir bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane aralık var. Aralıklara bakıyorsunuz. 1, 2, 3, 4. Pardon 5 aralık varmış. 5 aralık. 5 aralık her birisi 1 bölü 5. Her birisi 1 bölü 5 olduğu için buradan buraya kaç tane aralık var? 3. Burası 3 bölü 5 yapacak. Burası bir tam. Bir tamdan sonra kaç aralık var? 1, 2, 3. Yani B'de bir tam 3 bölü 5 yapacak. Evet daha 3 bölü 5. B'de bir tam 3 bölü 5. Evet 3 bölü 5, bir tam 3 bölü 5. Hangi seçenekte var? B seçeneğinde var. 12. Yandaki şekilde taralı alan kaç birim karedir demiş. Bakalım sayalım. Her birisi birim kare olduğu için 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane birim kare var. Sayıyorsunuz. Cevabımız nedir? C seçeneği. 4. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı sınavımızda devam edelim. 1. sorumuz aşağıda verilen uzunluk ölçü birimlerinin istenen uzunluk ölçü birimlerini çeviriniz demiş. Şimdi 5 metre kaç santimetre yapar? Bilmeniz gereken şey 1 metre 100 santim, 5 metre de 500 santim yapıyor. Yani bilmeniz gereken şey nedir? 1 metre 100 santim. 350 milimetre kaç santimetre yapar? Şimdi uzunluk ölçüleri metre, desimetre, santimetre, milimetre yapıyor. 1 santim 10 milimetredir.
O zaman ona böleceğiz. 350'yi ona bölerseniz 35 santimetre yapacak. 350 milimetre, o 35 santimetre. 2382 santimetre kaç metre yapar demiş. Şimdi santimetreden metreye geçerken 100'e böleceğiz. 100'e bölersek 23,82 23 metre santimetre, 23 metre. Geriye de santimetre, 82 santim kalıyor. Fazlalığını attık, 82 santim. 18.000 metre kaç kilometre yapar? Şimdi 1 kilometre 1000 metre. O zaman 1000'e böleceğiz. Yani 18.000 metreyi 1000'e bölersek buradan da 18 kilometre çıkacak. 32.021 metre kaç kilometre yapar? Şimdi 32.000 ayıracağız, 21 metreye ayıracağız. 32.000 kilometre, 32.000 metre 32 kilometre yapıyor. Geriye de 21 metre kalıyor. Aşağıda verilen zaman ölçülerini, istenen zaman ölçülerini çeviriniz demiş. 3 dakika 19 saniyeyi saniye çevireceğiz. Şimdi 1 dakika kaç saniye? 60 saniye. Dakika 180 saniye yapacak. 19'da toplarsak 199 saniye yapacak bu. 1 saat 15 dakika kaç dakika yapar? O zaman 1 saati yazalım. 1 saat 60 dakika. O zaman 3 saat 180 dakika 15 dakika diyorsak 15 dakika daha 195 dakika yapıyor burası. 240 dakika kaç saat? Dakikayı saate çevirirsek 60'a böleceğiz. Çünkü 1 saat 60 dakika olduğu için 240'ı 60'a bölersek 4 saat yapacak. 125 dakika kaç saat yapar demiş. 60 dakika 1 saat, 120 dakika 2 saat. Geriye de 5 dakika kaldı. 1 yıl kaç hafta? 52 hafta. 52 hafta. 52 hafta ne yapıyor? 52 haftayı bulun bize. 365 günü bulacağız. Yani artık olan zamanı bulacağız. 52 hafta. Bir yıl ne yapıyordu? 52 hafta yapıyordu. O zaman geriye kaç gün kalıyor? Ona bir bakalım. 52 ile neyi çarpacağız? 7'yi çarpacağız. Neden? Bir hafta 7 gün olduğu için. 7 kere 2 14, 14'ün 4 elde var. 1, 7 kere 5 35, bir de elde var 36. 52 hafta 364 gün yapıyor. Halbuki bir yıl 365 gün 6 saatti. Burada da artık bir gün var. Kaç gün var? Bir gün. Saatini yazmıyoruz. 52 hafta bir gün. Artı bir gün. Artık bir gün var. Aşağıdaki onları kesitleri sayı doğrusunda gösteriniz demiş. 0 tam 10'daydı. Yani o zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Önce sayı doğrusunu şöyle oklarını koyun. 0'ı alalım. 0 0 olsun. Kaç parça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parça. Burası da 1 olsun. Sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaç tane 0 tam 10'daydı? 7 parça alacağız. 0 tam 10'da 7 ne demek? 7 bölü 10 demek. Alalım 7 parça alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça. Ne yaptı burası? 0 tam 10'da 7 yaptı. Yani 7 bölü 10 yaptı aynı zamanda. 0 tam 10'da 7 nedir? 7 bölü 10'dur. İkisi de aynı şey zaten. 0 tam %52. Bunu nasıl göstereceğiz?
Evet, sıfır tam %52 değil de buna ne alalım? Sıfır tam, şunu silelim de ne olsun? Bunun gösterimi biraz daha zor olduğu için kolay olsun. Sıfır tam 10^5 olsun. 0, 1, 10^5 de yarısı. 1, 2, 3, 4, 5 buraya kadar. 0 tam 10^5. Aşağıdaki ondalık kesirleri modelleyiniz demiş. Ondalık kesirler. Evet. Ne yapıyoruz? Model oluşturacağız. Bir bütünün 0 tam 10^3. 3 bölü 10. 10 parçada 3'ünü alacağız. Bakalım. Kaç parçamız var? 10 parça alalım şöyle. 3'ünü alıyoruz? 3'ünü. Ne demek bu? 3 bölü 10. Ya da 0 tam 10^3 demek. 1,5. Ne demek? 1 tam. 1 bölü 5. 1 tam alalım. Bunu aldık. Başka bir bütün daha alalım. Şimdi bunun kaçta kaçını alacağız? Yarısını alacağız. Evet, 1,5 yarısı. Yani bir tam ne demek bu? Bir tam var. Sonra 5 bölü 10 var. 10^5'i demek. Bir tam 10^5. 1, 2, 3, 4, 5. Yani ne yaptı? Kesimiz bu şekilde gösterdik. Ne oldu? 1 tam 5 bölü 10 ya da 1 virgül 10^5. Evet, bu şekilde gösterebilirsiniz. Aşağıdaki okunuşlara verilen ondalık kesirleri virgül kullanarak rakamlarla yazınız. Rakamlarla verilen kesirleri okunuşlarını yazınız. Evet, 0 tam 10^4 bu. Nedir? 0 tam 10^4. 5 tam %7. Şimdi okunuşu verilmiş. 0 tam 10^2. 10^2 bu. Şimdi diğerine bakalım. 50 tam %22 mi? 50 tane tam aldık. %22 de bu. Diğerine bakalım. 0 tam %3. 10'da %3. Evet, okunuşlara verilenlerin yazılışlarını böylece yazmış olduk. Aşağıdaki kesirleri ondalık kesir olarak yazınız. Yani virgülü halde getireceğiz. 2'yi 10'a bölersek bir virgül sola doğru kayacağız. 0 tam 10^2 yapacak. 2 bölü 10, 0 tam 10^2. 7'yi 100'e bölecek. 2 tane virgül sola doğru kayacağız. 0 tam 10'da %7. 1 tam 63 bölü 100. Bir tane tamımız var. %63. Evet, yaptım. 16 bölü 100. Sola doğru 2 virgül kaydırırsak 0 tam %16. 3 tam 5 bölü 10. 10'da 5. Yani bir tane virgül sola kaydık. 3 tam 10'da 5. Aşağıdaki şekilde verilen kesirleri rakamları yazınız demiş. Bakalım kaç tane kesirimiz var? Kaç adet tablomuzda şey var? Üçer üçer sayalım kaçar taneymiş ya da 3 tane burada var. Kaç tane var? 3 tane. Burada kaç tane var? Bakalım. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8 tane var. 3 kez 8'den 24. Paydamız 24. Kaç tane almış bunların? Bir bakalım. Kırmızıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tanesi almış. 10 bölü 24. Evet, kesimizi bu şekilde ne yaptık? Yazdık. Diğer kesimize geçelim. Kaçar tane var?
Burada bir tam var. Ne var? Bir tam, bir tam, iki tam var. İki tam. Diğer kestiğimiz kaç parça bölmüş? 2, 4, 6'ya bölmüş. 3 alınmış. 1, 2, 3. 2 tam 3 bölü 6 yapıyor. Gerçi bu bileşik kesir. Bu tam sayılı kesir değil. Bu bileşik kesir. Bu nedir? Bileşik kesir. Bunu bileşik kesir olarak yazacağız. Yazalım bileşik kesir olarak. Kaç parçaya bölünmüş hepsi? 6 parçaya bölünmüş. Kaça alınmış? 6, 1 tam 6, 12, 15 sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Toplam parça sayımız 15. Her bütün kaç parçaya bölünmüş? 6 parçaya bölünmüş. 15 bölü 6 bu bileşik kesir. Tam sayılı kesimiz burada. 1, 1 tam, 1 tam, 3 tane tam var. Bu da 1 bölü 2 yapıyor. 3 tam, 1 bölü 2. Aşağıda verilen kesirlerin birim kesir kadranını yazınız ve boyayınız demiş. Birim kesri nedir demiş. 0 tam 10'da 4 ne demek? 4 bölü 10 demek. 4 bölü ne demek? 10. Bunun birim kesri kaç parça var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Birim kesri 1 bölü 10. Bir parça. Nedir bu? 1 bölü 10'dur. Evet. 2 bölü 10. Kaç tane? 10 tane var. 2 bölü 10'u ne yapıyoruz? Birim kesri nedir? 1 bölü 10. Bir parçası yani. Aşağıdaki modellenen toplama işlemini yapınız ve sonucunu gösterin. Kesir modelinin sonucunu ifade edecek şekilde toplayınız demiş. Birincisi 3 bölü 4, 4 parçaya bölmüş 2, 3 alınmış. 4 parçaya bölmüş 2'si alınmış. 3, 2 daha ne yapacak? 5 bölü 4 yapacak. Yani kaçını alıyoruz? 5'ini alacağız. 1, 2, 3, 4, 5 boyu yadık. Aşağıda verilen saatlerin okunuşlarını yazınız demiş. Bakalım nedir, neyi gösteriyor. 7, 12, tam 7 nedir? Tam 7'dir bu saat. Ha, öğleden sonra, bu sabah 7. Öğleden sonra olması için o zaman şunu geri alalım. Bu normalde neyi gösterir? 7'yi gösterir ama bu saat neyi gösteriyor? 7'yi gösteriyor sabah için. Bu saat kaçı gösteriyor? 10, sonra ne yapmış? Buçuk olmuş. Bu buradan akrep, yelkovan buraya gelmiş. 10 buçuk. 10, 30. Evet, 10.30 bu saatimiz. Fakat öğleden önce 10.30. Tamam, o zaman öğleden önce olduğu için aynen yazıyoruz 10.30. Fakat öğleden sonrayı bulmak için buna 12 ekleyeceğiz. Ne ekleyeceğiz? 12 ekleyeceğiz öğleden sonrayı bulmak için. Toplarsak buradan da 19.00 yapacak. Yani öğleden sonra için 12 ekliyorsunuz. Bir bölü 8 ile 1 bölü 3'ü toplayın demiş. Ne yapacak? Paylar aynısı. Paylar toplayacağız. 1, 3 daha 4. 4 bölü 8. 4 bölü 8 ile sadeleştireyim. 1 bölü 2 yapacak. Şimdi 2 tam var. 2 tam, 1 tam daha 3 tam. Sonra 2 bölü 5 ile 1 bölü 5'i toplayacağız. 2 bir daha 3 bölü 5 yapacak. Şimdi paylar aynı. Paylar nedir? Burada 15,
8'den 3 çıkarsa 5 bölü 15 yapacak. 5'e bölün, 1 bölü 3 yapacak. Beşten 3 bölü 7 eksi, 2 tam 1 bölü 7. O zaman 5'ten 2 çıkarın, ne yapıyor? 3. Çıkarmaya devam edelim. 3'ten ne çıkaracaksınız? 1'i çıkaracaksınız. 2 bölü 7. 3 tam 2 bölü 7 yapıyor. Aşağıdaki verilen kesirleri büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak yazınız demiş. Şimdi bakalım. Paylar aynı. Paylar aynı ise paydası küçük olan en büyük olur. Paydası büyük olan en küçük olur. Paydası büyük olan kim? 15, 10, 7, 4, 3. O zaman yazalım. En küçük. 3 bölü 15. Küçüktür 3 bölü 10. Küçüktür 3 bölü 7. Küçüktür 3 bölü 4. Küçüktür 3 bölü 3. Evet, bu şekilde ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Şimdi paylar aynı. Payı büyük olan daha büyük olur. En büyük hangisi? Payı küçük olan daha küçük olur. 5 küçük. 5 var. 9, 18, 33, 25 yazalım. 5 bölü 12 küçük. 9 bölü 12 küçük. 18 bölü 12 küçük. 25, 18'den sonra ne var? 25. 25 bölü 12 var. Küçük. En sonunda da 33, yani bölü 12. Evet, bunu da sona yazdık. Kalmadığı için buraya. Aşağıdaki sayıların en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlayınız. En yakın onluk, en yakın yüzlük. Şimdi onluğa yuvarlayalım. Onlar basamağını bulun. Onlar basamağını bulduk. Sağına bakıyoruz. 5'ten büyük, 5'e eşitse 1 artıracağız. 2, 5'ten küçük olduğu için 2'ye atıyoruz. 10, 140 yapacak. Sıfırlıyoruz yani. Nedir? Onluğa yuvarladık. Şimdi 1 için yapalım aynı şeyi. 1'in sağında 5 var. 5 ve 5'ten büyük için 1 artırıyoruz. 820 yapacak. Sıfırlıyoruz diğer tarafı. Onluk. Sağında ne var? 3. 5'ten küçük olduğu için sıfırlıyoruz. 60 yapıyor. Onluk. Sağında 8 var. 8'i sıfırlıyoruz. Sağını 1 artır. Solu 2, 6'yı 1 artıracağız. 7 yapacak. 1270. Onluğumuz. Sağında ne var? 6. 5'ten büyük. O zaman 1 artır. 23.620 olacak. Tamam. Onluğa yuvarladık. Şimdi kaça yuvarlıyoruz? Yüzlük, yüzüğü bulalım. Yüzler basamağı 1. 1'in sağında ne var? 5. 1 artır, 4 var. Artırmıyoruz. Sıfırlıyoruz. 0 geliyor. 100 yapıyor. 8. Sağında ne var? 1. 5'ten küçük 0'dan 800 yapacak. Yüzler basamağı nedir? Nedir? 0 var. Yüzler basamağı ne var? 0 var. O zaman sağına bir bakalım. Sağında ne var? 6 var. 5'ten büyük. O zaman 1 artır. 100 yapacak. Yüzler basamağı nedir? Yüzler basamağı nedir? İki var. İkinin sağında 6 var. 5'ten büyük olduğu için 5'e eşit 5'ten büyük olunca 1 artıracağız. 2 1 artır 3. Yani diyelim de 0'la 1300. Sağında kim var? Yüzler basamağı 6 var. 6'yı 1 artır. 6'nın sağında 1 var. Artırmıyoruz. 5'ten küçük olduğu için sıfırlıyoruz. 23.600 yapıyor. Bir bahçenin 2 bölü 12'sine çilek, 5 bölü 12'sine soğan ekildi. Bahçenin kaçta kaçı ekildi? Yani 2 bölü 12 ile
5 bölü 12'sini topluyoruz. 7 bölü 12. 12'de 7'si ekildi. 12'de 7'si ne yapıldı? Ekildi. Aşağıdaki şekillerin simetri doğrusuna göre simetriğini çiziniz demiş. Hemen çizelim. Bir tane geldi, bir tane gitti. Sonra aşağı, sonra ileri. Sonra aşağı, sonra iki tane ileri. Aşağı. Yaklaş. Aşağı. Yaklaş. Aşağı. Yaklaş. Aşağı. Yaklaş. Simetrisi bu. Şimdi bakalım. Şu noktaların simetriğini çizelim. Bir tane uzaklıkta, bu da bir tane uzaklıkta, bu da 1, 2, 3, 4 tane uzaklıkta, 1, 2, 3, 4, sonra bunları birleştir. Zaman ölçülerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte vermiştir diyor. Asır, bir asır 100 yıl yapıyor. Asır en büyüktür. Gün değil. A, B seçeneğine gittim. Asır doğru. Doğru olanlara çentik atalım. Bunlar asırlar nedir? Doğru. Asırdan sonra yıl gelecek. Ne gelecek? Yıl. Yıl olmayanlar gitti. Kim onlar? Şunlar mesela ay dedi. Gitti bu. Yani A seçeneği de gitti. Şimdi yıldan sonra ay gelecek. Yıl doğru. Ay da doğru. Aydan sonra gün gelecek, dakika gelmeyecek. Bu da gitti. Ne kaldı? D seçeneği kaldım. Yani sıralama neymiş? Asıl yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye. Doğru sıralama bu. Yani D. Şimdi şeye bakalım. 17. Buna göre ABC üçgeni çevre uzunluğuna göre ne çeşit bir üçgendir demiş. Bakalım. AB 3. AC de 3. BC demiş. 4'tür demiş. Şimdi burada kaçımız dik açı değil. Bu şekilde yok. Dik olması için ne olması lazım bunun? 5 olması lazım. Yani böyle bir üçgen yok. O zaman dik olması için buranın 5 olması 5 dediğin ya. 3 3 4 5 üçgen olabilir. O zaman 3, 4 ise burası herhangi bir açı olsun. Ne olsun? Burayı 90 mı vermiş? Vermesin açıyı. Herhangi bir açı olsun. 90 diye olmuyor burası. Evet, burası 3, 3 olduğu için ikizkenar üçgen. İki kenar eşit olduğu için nasıl bir üçgendir? İkizkenar üçgen. Şayet çeşit kenar olsaydı, çeşit kenar olması için ne olması lazım? Farklı olması lazım. Mesela 3, 4, 5 gibi bu çeşit kenar. Eşkenar nasıldır? Hepsi birbirine eşittir. Kimdir mesela? 6, 6, 6. Bu da nedir? Eşkenar üçgendir. Çok kenar üçgen. Çok kenar üçgen diye bir şey yok. Ne var? Eşkenar, ikizkenar, çeşit kenar üçgen var. Evet, o çok kenar diye bir üçgen tarifi yok. Böyle bir üçgen tarifi yok. Zaten sorulan üçgen bizim nedir? İkizkenar üçgenimiz. Bir kenar 1 santimetre olan, metre olan diyor. İki kare yan yana getirilince ne olmuş? Oluşan AEFD dikdörtgen alanı nedir demiş. AEFD. Burası 5'er santimmiş. Şimdi alanı bulalım. Alan neydi? Alan. Yani kare. Kare alanını nasıl buluyorduk? İki kenarını çarpıyoruz. 5 çarpı 5'ten 25 santimetre kare yapacak. O zaman burası da 25 santimetre kare. Burası da 25 santimetre kare yapıyor. Toplarsa 50 santimetre kare yapacak. Yüzde birler basamağında 3 ve birler basamağında 5 olan ondalıklı sayı aşağıdaki hangisidir? Birler basamağında
Bilal basamağında 5 olacak. Bunun Bilal basamağında 0 var. Bilal basamağında 0 olduğu için A seçeneğine gitti. Bilal basamağında 5 var. Bilal basamağında 5 doğru. Bilal basamağında 3 var. Bu da gitti. Şimdi yüzler ne demiş bir de? Yüzde Bilal basamağında 3 olacak. Bunun 10'da Bilal basamağında 3 var. B'ye de gitti. Bunun yüzde Bilal basamağında 3 var. Cevabımız nedir? C seçeneği. 20. Mustafa marketten 6 kilogram bulgur almıştır. Bir hafta sonra bulgurun 450 gramını kullandı. Kalan bulgur miktarı kaç, ne kadardır? Kaç gramdır? Şimdi 6 kilogram ne yapıyor? 6 kilogram 6000 gram yapar. O zaman 6000 gramdan 6000'den neyi çıkaracağız? Kullandığı 450'yi çıkaracağız. Gram o zaman 0. Komşuya gidelim. Komşudan ne alalım? 10'luk alırsak ne kalacak burada? Tabii ki 5 kalacak. Burada 9 kalacak. Burada da 10 olacak. Pardon, orada da 9, diğer tarafta 10. Gerçi sıfırdan sıfır çıktığı için almamıza gerek yok. Orada aktarmamıza gerek yok. Neden? Çünkü 10 burada kaldım. 0, 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 4 çıktı 5. 5'ten 4 çıktı 1. 1550. Pardon. 5'ten 5 aynen aşağı. 5'ten 4 değil de 5 aynen aşağı. Şunu düzeltelim. 5 nedir? Aynen aşağı. Şunları görmüyorsunuz. Bunlarla artık işiniz yok. 5550. Cevabımız C seçeneği. 4. sınıf matematik 2. dönem 3. yazılı sınavına bakalım şimdi. Aşağıdaki onluk kesirlerin okunuşu ve virgülle yazılışlarını karşılığını yazınız demiş. 0 tam 10'da 5. 0 tam 10'da 5. Şimdi 1 tam %9 bu. Bu da 3 tam. 3 tam 10'da kaç? 10'da 2. 10'da 2. Şimdi bu da 10 tam %5. Onu yazalım. 10 tam %5. 10 tane tam var. %5. 10'da %5. 8 tam %3. 8 tane tam yazıyoruz. 10'da %3 bu. Aşağıdaki cümleleri muhtemeldir, imkansızdır, olasıdır, kesindir, belirsizdir, kesin değildir, eşittir, mümkündür sözcükleriyle tamamlayınız. Bir insanın 300 yıl yaşaması nedir? İmkansızdır. Nedir? 300 yıl yaşamaz insan. İmkansız. Evet, şunu güzel yazalım. Dolayısıyla bu gitti. Buz üzerinde yürürken düşme ihtimalimiz olasıdır. Yani düşebiliriz. Düşme durumumuz var. Evet, o zaman olasıdır. Nerede o? Dalından kopan elmanın yere düşmesi kesindir. Çünkü
Geri çekim olduğu için bu nedir? Kesin bir olay. Yani kesin yere düşecek. Havada kalacak durumu yok. Bir üçgende üç tane dik açı olması nedir? Üç tane dik açı olmaz. İmkansız. Nedir? Bir imkansız olay. Yeni doğan her canın yaşama şansı var. Yani evet, buraya yeni doğan canlının her canın yaşama şansı vardır. Yaşayabilir ya da yaşamayabilir. Yani buraya da belirsizdir diyebilirsiniz. Yaşayabilir, yaşamayabilir. Aşağıdaki saatlerin öğleden önce kaçı gösterdiğini, adlarını yazınız demiş. Burada akrep, yelkovan nedir? Tam 12'nin üzerinde olduğu için saatimiz tam 10'dur. Öğleden önce 10. Bakalım 5'ten sonra nedir? Dakika 6'nın üzerinde yelkovan. Dolayısıyla saatimiz 5.30. 05.30. Yarım yani. Aşağıdaki üçgenlerin kenar uzunluklarına göre değil, ne çeşit üçgen uzunluklarının adlarını yazınız demiş. Üç kenarda eşit olduğu için eşkenar üçgen bu. Bu ikiz kenar üçgen, iki kenar eşit. Bu da üçü de birbirinden farklı çeşit kenar. Çeşit kenar üçgen olmuş oluyor. Aşağıda verilen modelleri kesir sayıları ile gösteriniz demiş. Şimdi bakalım kaç tane alınmış bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tanesi alınmış. Her bütün kaç parçaya bölünmüş? 3'e 5 bölü 3. Burada 1 tam alınmış. 1 tamı yazdık. Kaç parça alınmış? 2. Kesir kaça bölünmüş? 3'e. 2 bölü 3 olmuş oluyor. Aşağıdaki işlemleri yapınız demiş. Yapalım. Şimdi işlemlere baktığımız zaman paydalar 8, paydalar toplayacağız. 6, 1 daha 7, 7 bölü 8 yapacak. Paydalar aynı. Çıkarmada paydalar çıkaracağız. 5'ten 2 çıkarsa 3. Yani 3 bölü 7 yapacak. Tam kısım 4, 2 daha 6. Paydalar aynı. Paydalar toplayacağız. 1, 4 daha 5. O zaman ne yapacağız? Tam kısım 6. 4, 1 daha 5. 5 bölü 9. Şimdi bakalım, şuraya bakalım. 3 tamdan 1 tam çıkarsa 2 tam kaldı. 4'ten de 3 çıkarsa 1. 2 tam ne yaptı? 1 bölü 5. Bunları da çevirebilirsiniz. 6 kere 9, 54. 5 daha 59 bölü 9. Bunu da çevirebilirsiniz. 2 kere 5, 10. 1 daha 11 bölü 5 yapacak. Şimdi 4 bölü 8'den kim çıkarsa 1 bölü 8 kalır. Payda aynı. 4'ten ne çıkmalı? 3 çıkmalı. O zaman 3 bölü 8 yapacak. Ya da aşağıda verilen kesirleri model üzerinde gösteriniz demiş. 2 tane tam alacağız. Aldık. 1 tam. 2 tam. Diğerini 4 parçaya böl. 3'ünü al. Alalım 3'ünü. Evet, modelini gösterdik. Bu modeli bu. 1,3. Bir tane tam alıyorsunuz. Sonra 10'da 3'ünü alacağız. Bir tamı aldık. Şu bir tam. Sonra da 10'da 3. 10 parçaya bölüp 3'ünü alacağız. Bakalım 10 parçaya nasıl böleceğiz biz bunu. Evet. Şöyle bölelim 10 parçaya. Kaçını alacağız? 3'ünü. Evet, kesimiz ne oldu? Bu şekilde. Sekiz aşağıda verilen sayı doğrusuna diyor. A ve K noktanın karşılık gelen kesir sayılarını bulunuz demiş. Şimdi bakalım kaç parça var? 1, 2, 3, 4, 5. Evet, A o zaman 5. 5'ten sonra kaç parça gidiyoruz? 2. 2 bölü 5 yani 1 tam 2 bölü 5 yaptım.
Bunu da şeye çevirirsek, normalde kaç parça var bakalım. Bileşik kesir olarak yazalım. Bileşik kesir olarak istemiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane var. Her bütün kaç parçaya bölünmüş? 5 parçaya bölünmüş. Yani 7 bölü 5. Şimdi burada 1 tam, 2 tam var. Kaç tam var? 2 tam var. Kaç parçaya bölünmüş bakalım? 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş. O zaman ne yapıyoruz? 2 tam kaça alınmış? 2 bölü 1, 2, 3, 3 bölü 5. Evet, 2 tam 3 bölü 5 de çevirelim. 2 kere 5, 10, 3 daha 13 bölü 5 yapıyor. 13 bölü 5 ya da 2 tam 3 bölü 5 olarak da yazabilirsiniz bunu. Onlar basamağında 2 ve onda birler basamağında 5 olan ondaki sayı aşağıdakine hangisidir? Onlar basamağında 2 olacak. A sayısında onlar basamağı yok. Birler basamağı var gitti. B sayısında onlar basamağı yok. C sayısında onlar basamağında 2. Onda birler basamağında da 5 var. Yüzde birler basamağı. Onda birler basamağında 0 olduğu için gitti. Onlar basamağında ne var ki? Onda birler basamağında 5 var. Cevabımız D. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur demiş. 0 tam 10'da 8 büyüktür demiş. 1 tam 10'da 9'da. Bunun tam kısmı daha büyük olduğu için bu sayımız daha büyük olur. O yüzden yanlış. Tam kısmına bakalım. 5, 5 aynı. Tam kısımlar aynı. 10'da 1 lira bakalım. 5, 4. Dolayısıyla 5, 4'ten büyük olduğu için bu doğru. Cevabımız B. Şimdi C'ye bakalım. Tam kısmı 0, 0. Problem yok oradan. 10'da 1'ler basamağında 4, 4 var. Orada problem yok. Yüzde 1'ler basamağında ne var? 8 var. Bu daha büyük olacak. Küçük olmayacak. O yüzden bu da gitti. Tam kısmında 2 var. 2 var. 10'da 1'ler basamağında ne var? 0 var. 1'de ne var? 3 var. Dolayısıyla nedir bu? Bu ifademiz doğru olmuş oluyor. B'yi tekrar inceleyeceğiz. B'de hata var çünkü. Birler basamağı 5. Problem yok. Onda birler basamağı da 5. Orada da problem yok. Ama yüzde birler basamağı nedir burada? Yüzde birler basamağı 4. Bu daha büyük olacak. Halbuki küçük dediği için nedir? B seçeneği gidiyor. Cevabımız D seçeneği. Düzeltmeyi yaptık yani. Yukarıdaki modelin belirttiği ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Bir tam. Burada ne var? Bir tam var. Bir tam var. İki tane tam var. Kaç parçaya bölünmüş burada? Şunlara bir bakalım. Kaç parça var? İki burada. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş de burada. İki kere beş. 10 tane yapıyor. Ondan 3 tane salınmış. Yani burası 3 bölü 10 yapıyor. Şurayı yazalım. 3 bölü 10 yapıyor bu. Kaç tam var burada? 2 tam var. 2 tam 3 bölü 10. 0 tam 10'da 3 demek. 2 tam 3 bölü 10 ne demek? 0 tam 10'da 3 ya da 2 tam 3 bölü 10. İkisi de aynı şey. Yani cevabımız 2 tam 10'da 3 cevabımız diye. Yukarıda üçgenlerin her biri eşkenar üçgendir. AB 30 ise üçgenlerden birinin çevre uzunluğu kaçtır demiş. 30 ise AB, hepsi birbirine eşit bunların. 10 olacak. Hepsi 10. O zaman bu da 10. Bu da 10. O zaman çevre uzunluğu 10, 20, 30. Ne yapıyor? Bir tanesinin uzunluğunu sormuş bize. 10, 20, 30'dan 30 santim. Cevabımız nedir? C. Yukarıdaki düzlemsel şeklin çevre uzunluğu kaç santimdir demiş. Bakalım. Şimdi hemen uzatalım. 2 santim burası, 4 santim de burası, 6 santim oldu. 3 santim burası, 5 santim burası. Şeklin çevresini dolaşalım bakalım. 6, 3 daha 9, 4 daha 13, 5 daha 18, 2 daha 20, 5 daha 25, 3 daha 28 santim oluyor. Nerede o? D.
Bir kamyonun boş iken ağırlığı 1550 kilogram. Odun yükleri tartıldığında ise 5 ton geldiğine göre kamyon kaç kilogram odun almıştır? 5 ton. 5 ton ne yapıyor? Ona bir bakalım. 5 ton. 5 tonun karşılığını yazalım. Şimdi şuraları bir silelim. 5 ton için yer açalım. İşlem için ne yapıyoruz? Yer açıyoruz. Beş ton, 5000 kilogram yapıyor. Bir ton, 1000 kilogram. Boş kenarlı 1550, 1550 kilogramı çıkaralım. Boş ağırlık bu. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır. Ondan 5 çıktı 5. 9 kaldı. 9'dan 5 çıktı 4. 4 kaldı. 4'ten 1 çıktı 3. 3450 kilogram yaptım. Cevabımız C seçeneği. Bu kadar odun almış yani. Aşağıda kaç tane eş küp vardır demiş. Küpleri sayacağız. Kaç tane var bakalım. Küpleri işaretliyorum bakalım. Üçlü sıra 3 tane var. Üçlü sıra 3'te 6. Burada 3 işaretliyorum. 3'te burada 6. 2 tane var. Burada ne yaptı? 8. Bir tane burada var. Bir tane de burada var. 9, 10 tane ne var? Küp var. Yukarıdaki şekilde ABCD karesi ile KLM üçgeni birleştiriliyor. Verilenlere göre oluşacak yeni şeklin diyor. Çevresi nedir? Bu iki şekli birleştireceğiz. Bunun için alan yaratalım. Birleştirelim bakalım. Evet, şekli birleştirelim. Birinci şekli çizelim. Sonra ikinci şekli de ne yapıyoruz? Burası don. Bu kare olduğu için bunun yanına da üçgenimizi çizelim. O zaman kenar uzunluklarını yazalım. 10, 10, 10, 10, 10 ve nedir? 15. Yalnız şu böyle bir üçgen yok. Yani nedir? Tamam, bunları şeklin çevresi önemli değil. Şeklin çevresini birleştirirsek bu şekilde bir şekil oluşuyor. Şimdi şeklin çevresi bizim için önemli. Toplayalım bakalım çevresine. 10, 15 daha 25, 35, 45, 55. Yani cevabımız B. Yukarıdaki modelin işlem sonucu nedir demiş bize. Bakalım çıkarma işlemi. Kaç tane alınmış? 5 tane alınmış. 5 bölü 6 bu. Kaç tanesi? 2 bölü 6. Çıkarırsak da 5'ten 2 çıkarsak 3 bölü 6. Cevabımız C. Yukarıdaki şekil bir kenar uzunluğu 10 santim, 10 metre olan kare şeklinde bir bahçedir demiş. Bu bahçe şeklindeki gibi bir kenar 3 metre olan kare şeklinde bir iki tane alana çilek dikiliyor. Çilek dikilmeyen kısmı alanı ne kadardır demiş. O zaman bir kenarı 10'muş. Burası da tamamı 10. O zaman tamamının alanı 10 çarpı 10'dan 100 metrekare. Bir kenarı 3'müş bunların. Burası da 3. O zaman bunların alanı ne yapacak? Bakalım. Buranın alanı da 3 çarpı 3'ten 9. Bu şeklin tamamının alanıydı. Buranın alanında ne yapacak? 3 çarpı 3'ten 9. Ne yapalım? Nereye yazalım? Sol tarafa. O zaman yüzden bu iki alanı çıkaralım.
Geriye ne kalıyor? Onları yazalım artık. Evet, 100'den 9 çıkar, 9 çıkar. Yani 18 çıkar, ne yapacak? Evet, 18 çıkarırsak, 100'den 18 çıkaralım. 82 metrekare yapacak. Cevabımız C. Çeyrek dikilmeyen 82 metrekare alan kalmış. Şimdi bakalım hangisine bakıyoruz? En son ne kaldı? Yukarıda diyor, şekil bir kenar uzunluğu 3 santimetre olan 3 eşkareden oluşmuştur. Buna göre şeklin alanı kaç santimetredir demiş. O zaman yazalım. 3, 3, 3, 3, 3. Burası 9 yaptı. Burası da 3 zaten. Alan eşittir. Kısa kenarlı uzun kenarı çarp. 3 kere 9, 27. Ne yaptı? Santimetre kare. Cevabımız nedir? B seçeneği. Evet, 4. sınıf matematik dersiyle ilgili 1. sınav örneği çözdük. 2. sınav ve 3. sınav örneği çözdük. Bu soruları siz kendiniz uğraşın o zaman. Bu soruları çözebilirsiniz. Sınavlardan kesinlikle 100 alırsınız. Yani ne yapıyorsunuz? 3 sınav örneği de var. Bunları çözün. Üzerinde düşünün. Çaba gösterin. Çalışın. Formülleri bilin. Tekrar edin. Üşenmeyin. Sabırlı olun. Yani o zaman sınavlardan yüksek not alırsınız. Çalışmadan olmaz. Matematik nedir? Zor bir ders olduğu için düşünmeyi gerektiren bir ders, çalışmayı gerektiren bir ders, dikkat gerektirmeyi gerektiren bir ders. Yani hem düşünebileceksin, hem çalışacaksın, hem de dikkat edeceksin. Sabırlı olacaksın.